Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün size Türkiye'de yaşanmış, gözlerinizi dolduracak gerçek bir cinayeti anlatacağım. Duyduklarınıza inanamayacak. Çocuğunuzu, kardeşinizi sokağa çıkarırken İki kere düşüneceksiniz. Tarih 18 Mart 2002 Pazartesi. Hava güzel çocuklar parkta oyun oynuyorlar. 7 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Selda Kıratlı da evinin yakınındaki bu parkta yalnız başına oyun oynuyor. Olayın yaşandığı parkı şu anda ekranda görüyorsunuz. Selda'nın annesi öğlen kızının evin önünde olmadığını fark edip parka doğru gitti. Kızını göremedi. Telaşlı bir halde park bekçisi Tufan Doğanay'ın Kulübesine doğru koştu. Kapıyı çaldı. Kızını tarif etti. Bekçi böyle bir kız görmediğini söyledi. 7 yaşındaki Selda'nın anne ve babası korku ve telaşla oradan oraya koşturuyorlardı. İlkinde vakti oldu, hiçbir iz yok. Bekçi'nin kulübeye kilitlediğini gören baba tekrar yanına koştu. Bekçi Tufan Doğanay yine görmedim öbür parklara bakın. Ben de görürsem haber veririm dedi. Akşam saat 8 oldu, polis parka girdi. Park boştu. Bekçi mesai bittiği için gitmişti. Polis Kulübenin perdesinin aralığından içeri fenerle bakmaya çalıştı. Kulübede kırmızı renkli bir çocuk ayakkabısı vardı. Şüphelenen polis kulübe kapısını levye ile açtı. Kayıp kız çocuğu 7 yaşındaki Selda'nın cesedi kulübenin içindeydi. Kafası gazete ile kapatılmış, üstüne battaniye örtülmüş, iç çamaşırı elektrikli ocak üzerinde, ayakkabıları ise sandalyenin yanında duruyordu. Üst kısmı giyinik, alt kısmında ise hiçbir şey yoktu. Sırt üstü vaziyette uzanmış, ağız ve burnundan pembe köpüklü bir sıvı gelmiş. Makat kısmından kan lekesi boynunda kolunda sıyrıklar vardı. Olay yeri inceleme uzmanları detaylı incelemeye başladılar. Selda'nın ağzından pembe köpüklü sıvı gelmesi boğularak öldüğünü gösteriyordu. Adli tıp raporu hazırlandı. 7 yaşındaki Selda boynundan boğularak öldürülmüş ve tecavüz edilmişti. Polis bunu yapan caninin kim olduğunun peşine düştü. Ailenin düşmanı da şüphelendikleri hiç kimse de yoktu. Park bekçisi ailesi kızararken öğlen vakti bunca kalabalığın arasında kulübede bunları yapmış olamazdı. Kulübeyi başka kullananlar olabilir mi diye şüphelendiler. Kulübedeki tüm parmak izleri park bekçisi Tufan Doğanay'a aitti. Tufan Doğanay 1990 yılında gaz, 96 yılında gaz ve tecavüz suçlarından 15 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış. 2001 yılında af yasasıyla hapisten çıkmıştı. Hapisten çıktığında belediye tarafından Ankara Keçiören Kalaba Mahallesi'nde bulunan şu an ekranda gördüğünüz bu parkın temizliğini ve bekçiliğini yapması için kendisine iş verildiği anlaşıldı. Tufan Doğan 20 Mart 2002 çarşamba günü babasının evinde yakalandı cinayeti itiraf etti. İfadesinde sabah kulübeye geldikten sonra rakı içmeye başladığını, öğle saatlerinde çocuğun parka geldiğini, çocuğu kulübeye çağırıp kutu kola verdiğini, çocuk kulübeye girdikten sonra kapıyı kapattığını, çocuğun korkup gitmek istemesi üzerine de önce tecavüz ettiğini, sonra ağzını kapatıp boğazını sıkarak öldürdüğünü söyledi. Bu esnada kulübeye küçük kızın annesinin gelip kızını sorduğunu, görmediğini söylediğini soğuk kanlılıkla anlattı. Ardından kızın üstünü örttüğünü ve kulübeyi kilitleyip çıkarken kızın babasının da geldiğini, ona da görmediğini söylediğini, gece gelip cesedi bir yere atmayı planladığını ama geri dönmediğini anlattı. Tufan Doğanay'ın iç çamaşırında yapılan incelemelerde iç çamaşırında kan bulunduğu ve bunun da 7 yaşındaki Selda'ya ait olduğu tespit edildi. Tufan Doğanay müebbet hapis cezasına çarptırıldı ama verilecek hiçbir ceza minik Selda'yı geri getiremeyecek. Şu anda da ülkemizde mahkumlara af çıkacağına dair ciddi bir beklenti ve propaganda var. Tufan Doğanay gaz ve tecavüz suçundan girdiği cezaevinden afla çıkıp minik Selda'yı öldürdü. Af yasalarının bu tür canileri de aramıza saldığını ve bir gün bizim ailemizden birinin de kurban olabileceğini asla unutmayalım. Çocuklarımızı sokağa salıp bir şey olmaz deyip başıboş bırakma cehaletinden uzak duralım. Bu acı olayla ilgili yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.